Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz konuklarımıza da, size de bugün geldiğiniz için. Biraz önce Kara Kutu'dan bahsedeceğim. Sonra biz Adalet Arayış seminerlerinde neler yapmaya çalışıyoruz, onu anlatacağım. Sonrasında bugünkü konuklarımızı kısaca size tanıtacağım. Böyle 20-25 dakikalık konuşmalarınız olursa harika olur. Yani soru cevap kısmına da vakit kalmış olur. Ben biraz böyle sizinle ilgili de bir şeyler soracağım ama sizin eklemek istediğiniz şeyler olursa kendiniz eklersiniz. Biz 2014 yılında kurulduk. Kara Kutu Derneği 2014 yılında kuruldu. Türkiye'de toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, tarih yazımı, farklı grupların geçmişi neden farklı hatırladıkları, benzer hatırladıkları gibi konular üzerine çalışıyoruz. Gençlerle birlikte çalışıyoruz. Metodoloji olarak da aslında genelde gençlerle birlikte çalışıyoruz. Belki bizi sosyal medyadan takip ediyorsanız en bilinen, işte biri Kara Kutu dediğinde en akla gelen etkinliklerden biri hafıza yürüyüşleri oluyor. Hafıza yürüyüşlerinin yanında biz ama işte Adalet Arayış seminerleri, Güz Okulu, Adnan Ergenç Fonu, başka çeşitli atölyeler gibi etkinlikler de yapıyoruz. Adalet Arayış seminerlerini de biz 2017'den beri yapıyoruz ve burada aslında bu seminerlerle yapmaya çalıştığımız şey, bizim çalıştığımız toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme gibi konularda Türkiye'de başka hangi STK'lar, araştırmacılar, sanatçılar, belki akademisyenler çalışıyor, bir arada işte bir araya gelerek hangi konular üzerine konuşabiliriz diyerek ayda bir kez 2017'den beri yapmaya başladığımız bir etkinlik bu. 8 Mart öncesinde de aslında biz Türkiye'de kadınların mücadele tarihi başlığıyla bir etkinlik dizisi yapalım, bir konuşma yapalım dedik. Ve 3 tane çok değerli konuğumuz var bugün. Feryal Saygılıgil, Kadınların Özgürlük Mücadelesinin Hafızayla Olan İlişkisi isimli sunumunu yapacak bize. Feryal Hoca, Arar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda Mimar Sinan Sosyoloji'de dersler de veriyor. Kendisinin pek çok belgeseli, derleme kitabı, kendi yazdığı kitabı da var. Yani tek tek burada söylemeyeyim ama siz bakarsınız belki ilginizi çekerse. Meral Akkent'te Kapsayıcı Kadın Tarihi Yazmak ve İstanbul Kadın Müzesi Deneyimi isimli sunumuyla birlikte olacak. Meral Hoca da sosyolog, kadın müzesi küratörü, karşılaştırmalı kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet araştırmaları, kadın müzeleri, uluslararası networking gibi ilgi alanları var. Onun da çok fazla uluslararası projeyi yönetmişliği, bazı derneklerin, STK'ların, toplulukların kurucu üyesi olmuşluğu var. Yine böyle tek tek saymayayım ama siz bakmak isterseniz internetten bakarsınız. Bir de Şayka Hancı bizimle birlikte. Şayka Hancı da Yoğurtçu Kadın Forumu'nu temsilen burada. O da Süleyman Demirel Üniversitesi diş hekimliği mezunu. 5 yıldır diş hekimi olarak çalışıyor. 4 yıldır da Yoğurtçu Kadın Forumu'nda aktif bir şekilde feminist mücadelenin içinde yer alıyor diyeyim. Şimdi nasıl başlamak istersiniz? Hiç fark etmez. Sizin başlamak isteyeceğiniz süreye göre başlayabiliriz. Tamam, böyle soldan sağa başlayalım o zaman. Teşekkürler tekrardan geldiniz. Biraz sonra mı başlar? Başsın. Evet. Teşekkürler sevgili Kara Kutu ekibine her şeyden önce. Hepinize merhaba. Ben önce bana ayrılan sürede İstanbul Kadın Müzesi'nin kapsayıcı konseptinden örneklemeler yapacağım. Ondan sonra da başlıkta belirttiğim gibi neler öğrendik 2012'deki kuruluşumuzdan bugüne o konuda biraz bazı şeyler anlatacağım. İstanbul Kadın Müzesi dediğimiz zaman Türkiye'de çok az bilinen, duyulan bir konu olduğunu düşündüğüm için önce kadın müzelerinden bahsetmek gereğini duydum. Çok kısa bir şekilde. Kadın müzeleri alternatif kültür kurumları olarak ortaya çıktılar ve geleneksel müzelerdeki toplumsal cinsiyet körlüğüne karşı çalışan kurumlar olarak ortaya çıktılar ve
muhalif alternatif kurumu olma en büyük talepleri. 1980'lerden itibaren kadın müzeleri var ve geleneksel müzeleri de değişime zorlayan kurumlar olarak görülmekteler. Sormayacağım kadın müzesi kavramını duydunuz mu diye, çünkü İstanbul Kadın Müzesi'ni tabii duydunuz şu anda. Daha önce. Ama dünyada kaç tane kadın müzesi olduğu konusunda ABC şıkkı olarak A diyenler mesela kaç kişi aramızda? 21 kadın müzesi dünyada var diyen var mı aramızda? Yok. 96 var mı? O var. 353. Aha. Evet, doğru 96 idi. Ama bu sayı gittikçe de artıyor. Şimdi kadın müzeleri, geleneksel müzelere alternatif kurumlar olarak ortaya çıktılar dedim. Alternatif üretmek demek, neyi istediğimizi yaparak göstermek demektir. Ve kadın müzeleri de hayal ettiklerini, muhalif oldukları şeyi şey hakkında konuşmak değil, yaparak göstermek isteyen kurumlar olarak ortaya çıktılar. Ve İstanbul Kadın Müzesi de çeşitliliği kabul etme ve farklılıklara saygı ifadesinin kadın tarihi sunumunda pratiğe uygulanmasıdır diye özetleyebiliriz. İstanbul Kadın Müzesi'nin kapsayıcı biraz şey değil galiba, uzaktakiler için net değil resim. Neyse, önemli değil. Herhalde sorun benim resmimde. İstanbul Kadın Müzesi'nin kapsayıcı kadın tarihi yazma misyonunu etkileyen kendi biyografimle ilgili iki faktör var. Bunlardan bir tanesi Almanya'da kültürler arası karşılaştırmalı kadın araştırmaları yapmıştım ve bunları da göç alan toplumlarda ayrımcılığa karşı kullanılabilecek araçlar olarak düşünmüştüm. Bu konuda fikirler geliştirmiştim. İkincisi de 2006 yılında Lerna Ekmekçioğlu ve Melisa Bilal'in Bir Adalet Feryadı isimli, herhalde aramızda birçoğumuzun duyduğu, okuduğu ve başucu kitabı yaptığı bir kitaptı. Ve o kitabın son sözü benim için çok önemliydi. Bu Bir Adalet Feryadı'nı özetlememe de gerek yok. Biliyorsunuz, sadece isimleri tekrarlamakla yetineceğim. Elbis Geseratyan, Sirk Buhildüsar, Zabel Asadur, Zabel Yesean, Haygun Uşmak gibi son derece önemli aktivistler, dergiler kurmuş, yazılar yazmış, kitaplar yayınlamış kadınlar önemli. Fakat bunlar unutulmuşlar ve bu kitapla tekrar hatırlandılar. Şimdi bu kitabın son sözünün benim için önemli olduğunu söylemiştim. Son sözü bu kitabın, Osmanlı ve Türkiye kadın hareketindeki tarih yazımında Türk ve Müslüman olmayan kadınlar tire bir yokluğun anatomisi başlıklı bir yazıydı. Ve bu yazıda Türkiye'deki feminist özellikle vurguluyorum, Türkiye'deki feminist tarih araştırmalarında ve ondan sonra tabii arşivlerde, müzelerde Türk ve Müslüman olmayan kadınların neden ve nasıl yok sayıldıkları anlatılıyordu, inceleniyordu. Bunu Lerna Ekmekçioğlu anlatmıştı. Bu makaleyi okuduktan sonra benim ilk düşüncelerim şunlar oldu, hiç unutmuyorum. Ve not aldım kendime. Şimdi Türkiye'deki feminist hareket her fırsatta kadın tarihinin çok çabuk unutulduğunu vurguluyordu ki bu doğru. Türk ve Müslüman kadınlar tarih yazımında unutuluyorlar ama Türk ve Müslüman olmayan kadınlar Türkiye tarih, kadın tarihinde tamamen yok sayılıyorlardı. Öyleyse benim için önemli olan o anda Türkiye'deki tüm kadınların görünürlüğünü pratikte uygulayacak alternatif bir konsepte acilen ihtiyaç vardı. Ve kadın tarihindeki unutmalara alternatif olarak ve toplumsal barışa katkıda bulunmak İstanbul Kadın Müzesi'nin konseptini belirleyen düşünceler oldu böylelikle.
Bu nedenle kapsayıcılık İstanbul Kadın Müzesi'nin kurumsal ideali ve tüm çalışmalarında uyulması gereken bir prensiptir. Hazal Özalkan benimle yazışan, evet ilk defa görüşüyoruz, merhaba. Bana yazdığı mailde geçmişten günümüze kadınların sessizleştirilmiş hikayelerini müzecilik perspektifinden anlatmamı istedi. Şimdi bu hikayeleri doğal olarak ben İstanbul Kadın Müzesi'nin kapsayıcı konsepti doğrultusunda anlatacağım. Bu hikayeleri İstanbul Kadın Müzesi'nin sürekli sergisinden seçtim. Burada hemen kısa bir not vermek istiyorum. Bir konsept müzesi, İstanbul Kadın Müzesi bir konsept müzesi ve müzenin sürekli sergisi kentin 2700 yıllık tarihinde bu kentte doğmuş veya yaşamının belli bir süresini bu kentte geçirmiş, sanat ve kültür dünyasında kendinden sonra gelenlere alan açmış kadınları içeriyor. Size sunacağım örneklerle geliyorum şimdi. Boğaz'la başlıyorum. Şimdi İstanbul Boğazı, kadınların sessizleştirilmiş hikayeleri bağlamında eminim buradaki herkes için farklı şeyler hatırlatıyor. Benim için, vakit az olduğu için soramıyorum sizlere ne anlatan, belki sohbet esnasında konuşuruz. Bana İstanbul Boğazı, Dicle Kuacıoğlu ve İyo'yu hatırlatıyor. Dicle Kuacıoğlu'nu hepimiz tanıyoruz, ufuk açıcı akademik analizleriyle Türkiye'deki toplumsal cinsiyet araştırmalarını zenginleştiren feminist bir aktivistti kendisi. Ve Dicle'nin aramızdan ayrıldığı haberini 2009 yılında Türkiye'de kadın müzeleri konusunda, o zaman İstanbul Kadın Müzesi yoktu. Ben sadece kadın müzeleri hakkında bir kongrede konuşma yapmıştım. O zaman Dicle'nin aramızdan ayrıldığı haberini aldım ve bu benim için çok dert veren bir şey. Bundan sonra bunu yalnız eklemem gereken bir şey var. Sabah Surcendar 2010 yılından beri Dicle Kuacıoğlu ödülü veriyor genç araştırmacılara ve Dicle Kuacıoğlu'nun anısı yaşatılıyor. Dolayısıyla kadınların unutturulmayan, sessizleştirilmeyen hikayeleri ya da bu kategori için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Benim için önemli bunu ifade etmek. Şimdi hop ne oldu? Bu mutlaka Tanrı Zeus'un yaptığı bir şey. İyo, Yunan mitolojisinde nehir tanrısı İnahus'un kızı ve tanrıça Hera'nın tapınağında bir rahibe. Ama İyo aynı zamanda cinsel şiddete uğrayan, tecavüz edilen ve tecavüzcüsünden de hamile kalan bir kadın. Bu mutlaka Zeus. İyo'nun tecavüzcüsü cinsel şiddet uğramayı her zaman kendi meşru hakkı sayan Tanrı Zeus. Zeus, İyo'ya tecavüz ediyor ve suçunu karısı Hera'dan saklamak için İyo'yu bir ineğe dönüştürüyor. Ve inek kılığındaki İyo, Mısır'da yerleşme şansı, fırsatı buluncaya kadar tüm dünyada sürekli olarak yer değiştirmek, kaçmak zorunda kalıyor. Ve bu hikayeyi ben anlattığım zaman her zaman sadece İyo'yu ilk mülteci kadın olarak değil, aynı zamanda cennetten kovulan Havva'yı da ilk mülteci kadın olarak anıyorum. Patriarkinin bir şeysi. Tuhaf cilvesi. İyo'nun yolu kaçış süresince şimdiki Boğaz'dan da geçmişti. Bu nedenle bu su yolu o zamandan beri İyo'nun anısını yaşatmak için inek su yolu geçidi olarak adlandırılıyor. Yani boğuz, inek, büyükbaş hayvan, poros, su yolu geçidi. Bizim bildiğimiz ya da işte yabancı dillerde söylenen Bosporus kelimesi.
Kadınların sessizleştirilmiş hikayelerini düşündüğümde başka bir büyük annemiz Kasiya'yı hatırlıyorum. Kasiya eserleri kendi adıyla birlikte günümüze ulaşmış dünyanın bilinen ilk kadın bestecisidir. Kasiya'nın bestelerini dinlemek isterseniz İstanbul Kadın Müzesi'nin şimdi değil ama biraz sonra İstanbul Kadın Müzesi'nde Kasiya sitesine gidin, orada linkler var, müziğini duyabileceksiniz. Kasiya'nın çok beğendiğim bir sözü var. Konuşmak gerektiğinde suskunluğa dayanamıyorum diyor. Kasiya çok da güzel şiirler yazmış. Ama ne yazık ki 1100 yıl unutuluyor Kasiya ve tesadüfen İstanbul Kadın Müzesi'nin çalışmalarını yaparken 2011 yılında Kasiya'nın besteleri gün ışığına çıktı ve Almanya'da bir grup Kasiya'nın eserlerini seslendirdi. Kasiya'yı birazcık yakından tanımak için şunu anlatmak istiyorum. 830 yılında İmparator Theophilos evleneceği kızı seçmesi için kendisine sunulan bir grup içinden yaşıtı Kasiya'yı beğeniyor. Kasiya, imparatorun kendisiyle belki de teolojik bir sohbet başlatma amaçlı kötülükler dünyaya kadınlar yüzünden gelmiştir sözüne karşılık. O da iyilikler dünyaya kadınlar tarafından gelmiştir diyor. Aslında Theophilos kötülükler dünyaya kadınla gelmiştir derken Adem'e elmayı veren Havva'yı kastediyor. Kasiya da Meryem'i kastederek iyilikler dünyaya kadınla gelmiştir diyor. Fakat sonuçta olan Kasiya'nın evlenme planlarına oluyor ve Theophilos bu hazır cevap kadını beğenmiyor. Saygıyla susan, köşede duran Theodora adındaki başka bir kadını kendine eş olarak seçiyor. Bu Kasiya için tabii büyük bir şans oluyor. Kasiya hemen kendine kendi adıyla anılan bir manastır kuruyor. Yönetimini üstleniyor. Yaşamını besteler yaparak, yazarak mutlu bir şekilde sürdürüyor. Ve Kasiya'nın manastırını merak ederseniz Karakutya, İstanbul'un 7. tepesi olan Heropolis, yani günümüzde Samatya, Çapa, Cerrahpaşa olarak bilinen bölgedir. Anna Komnena'yı da hatırlıyorum. Anna gene bizim hemşerimiz İstanbullu. Dünyanın ilk kadın kronik yazarı. Aynı zamanda ilk kadın tarihçi olarak da sayılıyor Anna Komnena. Ve çalışmaları 11 ve 12. yüzyıl Bizans tarihini belgeleyen en önemli kaynaklar arasında. Ana sınırları İtalya'dan Ermenistan'a kadar uzanan Bizans imparatorluğunun tahtına geçmek üzere eğitiliyor. Fakat bir erkek kardeşi doğuyor, imparatoriçe olamıyor. Anna'nın yaşadığı tarihte kadınlar nasıl yaşıyorlarmış diye kısaca düşünürsek, kadınlar Gineseum yani kadın evi denen sadece kadınların yaşadığı mekanlarda yaşamak zorundalar. Kamusal mekanları kullandıklarında sadece gözlerini gösteren peçeler takmak zorundalar ve halk için düzenlenen eğlencelere giremiyorlar, katılamıyorlar. Ana bunlara rağmen kitap yazıyor ve çevresindeki önemli işler başarmış kadınları devamlı vurgulayarak kadınların önemini dile getirmek istiyor ve kendisinden de bahsetmeyi unutmuyor yazarken. Kadınlara yönelik tüm kısıtlamalara karşın yazıyorum ve kendimi ifade edecek bu olanağı da en iyi şekilde kullanıyorum diyor. Bu da çok güzel, cesur bir yöntem görünür yapmak için kendimizi yazmak. Zeynep Hatun, Anna Komnena'dan 300 yıl sonra doğdu ve Zeynep Hatun hakkında kapsamlı araştırmalar yoktur. Elimizdeki sınırlı bilgiler Zeynep Hatun'un çağdaşı iki erkek şairin yazdığı kitaplardan edinilmiştir. Bu şairlerin adını anmıyorum, sitemizde var. Bu kaynaklarda Zeynep Hatun'un yaşamının bir bölümünü İstanbul'da geçirdiği, Fatih Sultan Mehmet'e armağan ettiği bir divanı olduğu belirtiliyor. Fakat divanı bulunmamış. Gene aynı kaynaklarda çok önemli bir not var.
bir bilge olmak isteyen Zeynep Hatun, kadın konumuyla ilgili toplumsal talepler de dile getirir diyor. Ve bu konuda şimdi böyle bir şiiri var. Onu çekinmeyin. Ben size Türkçeleştirdim onu. Çünkü ben bu şiiri çok seviyorum. Tüm şiiri okuyacağım. Günümüz Türkçesiyle ve benim yorumumla. Öğren bilinmeyeni, aydınlat ışığınla dünyayı ve cennet bahçelerini. Coştur sözlerinle cennetin ırmaklarını. Çöz amber renkli saçlarını, yayasın kokun dünyaya. Duyur Hatay'dan Çin'e kadar yazdıklarını bir rüzgar hızıyla. İnternetin olmadığı bir çağda müthiş bir şey. Devam ediyor şiir. Dertlenme sevdiğine kavuşmak için. Çünkü demez hiç kimse, üzme artık kendini yeter. Zeynep, darmadağınıksın sen. Hata yapma, topla şiirlerini, yaz divanını. Zeynep, bırak teferruatı, ulaş öze cesaretle ve de açık sözle. Müthiş bir şey. Ulaş öze cesaretle ve de açık sözle. Normalde divan şiirinde şairler kendi adlarını söylerler ama bir kez geçer şiirde. Zeynep Hatun iki kez adını söylüyor. Yeşil yaptım onları. Ve çok sevdiğim iki mısrasını da tekrar yeşil yaptım. Duyur Hatay'dan Çin'e, çöz amber renkli saçlarını, yayılsın kokun dünyaya. Müthiş bir şey. Kendini görmesi, kendi hakkındaki fikirleri açısından. Bir de duyur Hatay'dan Çin'e kadar yazdıklarını bir rüzgar hızıyla tüm dünyada tanınmak istiyor. Ve yapma hata, topla şiirlerini, yaz divanını. Bunu her zaman söylüyoruz kendimize, bitirmek istediğimiz bir şey olduğu zaman. Benim çalışma masamda duruyor bu şiir. Kasiya'dan 600, Zeynep Hatun'dan 300 yıl sonra yaşamış olan Dilhayat Kalfa, Osmanlı İmparatorluğu'nda besteleriyle ünlenen ilk Müslüman kadın bestecidir. Yaşama hakkında çok az bilgi vardır. Dilhayat Kalfa adındaki kalfa sıfatından da anlaşılacağı gibi sarayda yetişmiş ve gene sarayda kalfa rütbesi kazanacak kadar önemli bir idari görevi olan bir kişidir. Besteleri günümüze kadar ulaşabilmiştir çünkü günümüzde konservatuvar dokumentasyon bölümü diye çevirebileceğimiz Darülhan Tasnif heyeti tarafından derlenen eserler arasında Dilhayat Kalfa'nın eserleri de bulunmaktadır. Dilhayat Kalfa'nın da bir şiiri var. Dilhayat Kalfa beste yaparken güfte de yazıyor. Ve bu güfteler arasında bu çapkın bir dörtlük var. Yani burada çapkın olduğu belli olmuyor tabii de. Ben çevirdim. O çapkınlığını keşfettim. Onu hemen size anlatacağım şimdi. Kendi gönlümün isteklerini birer birer anlattım. Ama ne yazık ki sevgilimin gönlünü incittim. Şimdi sebebini anlatıyor, o gönlün incitmesi neden. Ona verdiğim öpücükleri rüyamda bir dakika geliyor, ne olduğu gerisi. Aynı arzuyla anlattım uyandığımda da. Bu belge çok önemli bir belge. Elimizdeki yegane belge bu besteci ve güfteci kadın hakkında. Dilhayat Kalfa'nın miras belgesi, terekesi. Listede Dilhayat Kalfa'dan mirasçılarına kalan saatler, mücevherler, kürkler, seccadeler, işlemeler, tombaklar, cam eşyaları, mutfak eşyaları gibi özel şeyler listelenmiş. Dolayısıyla biz de onun günlük yaşama ve
yaşam standardı konusunda bilgi sahibi oluyoruz. Ve gene bu belge sayesinde Nihayat Kalfa'nın 1737 yılında da öldüğünü öğreniyoruz. Bu belgeyi tam İstanbul Kadın Müzesi'nde Nihayat Kalfa sayfasını yaparken tesadüfen yollarımızın kesiştiği Talip Merk isimli bir araştırmacı Osmanlı tarihi konusunda tesadüfen başka bir araştırma yaparken Nihayat Kalfa'nın terekesini bulmuş ve tesadüfen yollarımız kesiştiği için bana bir fotokopisini göndermişti. Dolayısıyla tesadüfler kadın tarihini şekillendiriyor. Bu da merak etmek isteyen kara kutu. Sultanahmet Tomurcuk Sokak numara 1 Dilhayat Kalfa'nın evi şu anda otel olarak satın alınmış, restore edilmiş. Ne yazık ki böyle kalmış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde becerisini kabul ettiren ilk hattat Esma kadın, ilk hattat kadın Esma İbret Hanım'dır. Esma İbret Hanım'a hat sanatındaki başarısı nedeniyle 15 yaşında İbret lakabı verildi. 25 yaşında Osmanlı İmparatorluğu'nun en tanınmış kadın hattatı olmuştu. Bu gördüğünüz Hilye-i Şerif, Hilye-i Şerif peygamberin adının 40 tane adının yazıldığı sanatkârane eserlerdir. Ve bu eser Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunmuş ve eserin arkasında büyük bir şans eseri, bir açıklama varmış. Bu açıklamada Esma İbret'in bu eseri 15 yaşında yapmış olduğu yazılı ve bu eserin Kaftancı Salim Ağa tarafından ısmarlandığı ve Esma İbret'in bu eseri yazdıktan sonra Kaftancı Salim Ağa'nın bunu 3. Selim ve annesi 3. Selim'in Mihrişah Valide Sultan'a hediye ettiği, 3. Selim'in bu tabloya bayıldığı ve bayıldıktan sonra Esma'ya, 15 yaşındaki Esma'ya 500 kuruş özet verdiği, kaç dakika? Bitiyor. 500 kuruş ve en önemlisi de ayda 40 akçe, yani ekonomik özgürlüğünü idame ettirecek bir gelir sağladığı belli ediliyor. Ve çok önemli buldum ben bunu. Bu da yazdığı bir Kur'an, Esma İbret'in Christie'de çok paralara satılmış. Esma İbret tabii bunu duymadı. Agarni. Agarni'nin yaşadığı tarihe bakarsanız 1800'ler ve o sırada fotoğraf bulunmuş ve Agarni meşhur bir kadın. Tiyatro sanatçısı, çok tanınmış bir kadın ve Osmanlı İmparatorluğu'nda kendi tiyatrosunu kuran ilk kadın. Buna rağmen bir tek fotoğrafı bile kalmamış. Dolayısıyla kendi çağdaşı bir gümüşçü Ermeni ustasının fotoğrafını tabağının fotoğrafını koyarak Agavni'yi anmak istedim. Agavni tiyatrosunu bir arkadaşıyla beraber kuruyor ve bu arkadaşı da Kınar Sivacıya. Elbis Keseryatsyan son derece önemli bir kadın. Ermeni, ilk Ermeni kadın dergisini çıkaran Gitar'ın editörü ve Gitar burada maddi sorunlar nedeniyle ancak 7 sayı çıkıyor. 1862-1863 yılları arasında bu dergi çıkıyor. Ve hatırlamamız gereken önemli kadınlar arasında. Hatırlamamız gereken önemli kadınlar arasında Hayriye Melek Hunç var. İlk Çerkes Kadın Dergisi'ni çıkaran bir kadın. Diyane Dergisi. Ve Diyane Dergisi burada. Hayriye Melek Hunç'un yaşam motosu cesaretlerin en büyüğü savaşırken gösterilenler olmadığı gibi en büyük zaferler de savaşta kazanılanlar değildir. Bu çok hoşuma giden bir söz. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Pardon. Burada Madame Kalitea'yı görüyoruz. Madame Kalitea sinemanın İlk Rum vamp kadın oyuncusu. 1919 yılında bir film çeviriyor. Mürebbiye adlı, olsa da İstanbul işgal altında ve bir Fransız, baştan çıkarıcı Fransız mürebbiye Madame Kalitea'dan
hiç elimize bir şey kalmamış, hiçbir belge, sadece bu iki çok iyi görünmeyen fotoğraf var. Yaşar Nezihe, ben de çok az bilgi var. Elimizde sadece birkaç fotoğraf ve bu fotoğraf Yaşar Nezihe'nin önemi de birçok döneminin kadın dergisinde yazmış olması ve de Türkiye'deki ilk 1 Mayıs şiirinin yazarı olması. Sara Farhi Uhunsinger'in önemi ise ilk Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitiren ilk Musevi kadın ressam olmasında ve Sara Farhi tamamen unutulmuş bir ressam. Elimizde gördüğümüz bu yırtılmış ve buruşmuş gazete parçaları Sara Farhi hakkında ki yegane belgeler. Evet, kadın tarihini yazmak çok kısıtlı, çok meşakkatli iş. İstanbul Kadın Müzesi'nin sitesinde göreceksiniz, bu konuda bilgi yok, bilgiye erişilemedi, bilgi yok şeklinde birçok ifade var. Fakat bir örnek verirsem, örneğin Zehra Celasin Kadın Üniversitesi'nde 2019'da 100. yılını kutladığımız Kadın Üniversitesi'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulmuş olan Kadın Üniversitesi'nde sekreter olarak çalışmış bir kadın. Ve bu kadından elimize sadece bu fotoğraf kalıyor ve çünkü ailesi kadın öldükten sonra tüm belgeleri atmış. Dolayısıyla kadın tarihi araştırmasında yapacak çok şey var, kısıtlı şeyler var. Fakat bu dertler yanında kadın tarihi araştırmalarının da getirdiği, İstanbul Kadın Müzesi açısından getirdiği çok güzel şeyler var. Bunlardan bir tanesi özgün olmak, karşılıklı beslenmek, umut vermek ve güçlenmek. Şimdi anlatmak istiyorum. Özgün olmak ve karşılıklı beslenmek derken İstanbul Kadın Müzesi'nin birçok hem Türkiye'de hem yurt dışında gönüllüleri var. Bunlar devamlı bilgi sağlıyorlar İstanbul Kadın Müzesi'ne. Ve İstanbul Kadın Müzesi de kapsayıcı yöntemle çalışmaya başladıktan sonra dünyadaki tüm kadın müzelerini inceledi. Acaba bu kadın müzeleri kapsayıcı yöntemle gerçekten çalışıyorlar mı? Muhalif alternatif kurumu olarak ortaya çıkan müzeler sorusunu sorarak tüm kadın müzelerinin dünyada kapsayıcı olarak çalışmadığını ortaya çıkardıktan sonra şimdi biz Türkiye dünyadaki kadın müzeleriyle buluşarak kapsayıcılık konusunda tartışmalar yapıyoruz ve bunları yayınlıyoruz. Aynı şekilde umut vermek ve güçlenmek. İstanbul Kadın Müzesi umut veriyor izleyicilerine, takipçilerine. Ama biz de bu umut verdiğimiz için, bunlar dile geldiği için güçleniyoruz. Çünkü İstanbul Kadın Müzesi sadece gönüllüler tarafından yürütülen bir proje. Dolayısıyla umut vermek bize güç veriyor. 24-26 Nisan tarihinde İstanbul Türkiye'de 1. Türkiye Kadın Müzeleri Kongresi yapılıyor. İstanbul Kadın Müzesi'nin esinlendirmesi sonucu gördüğünüz gibi İzmir Kadın Müzesi, Antalya Kadın Müzesi, Mersin Kadın ve Göç Müzesi ve İzmir Kadın Müzesi girişimi, Diyarbakır Mezopotamya Kadın Müzesi girişimi gibi oluşumlar da var. İstanbul Kadın Müzesi'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek kongre hakkında bilgi edinebilirsiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok güzel dinliyorduk. Müzenin içinde gezmiş gibi olduk. Ağzınıza sağlık. Yani sanki yani benim de böyle bir tarih şeysi olacağı için sakinleşelim mi dedin önce? Yok yani yoğurtçu olur, hiç fark etmez, ben devam edebilirim. Bilemedim. Kalsın o zaman. Tamam, sağ ol. Hiç fark etmez. Merhabalar. Sunumdan sonra sunum yapmasam mı dedim ama çok güzeldi çünkü, ağzınıza sağlık. Ben size Yoğurtçu Kadın Forumu deneyiminden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu konuşmaya hazırlanırken hangi kaynaklardan yararlandığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çok değerli ve bakılması gereken şeyler bence. Bir çatlakzemin.com sitesinden... Thank you.
Çatlak Zemin sitesinden 17 Mayıs 1987 Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü isimli yazıdan yararlandım. Diyanet.org'dan Dayağa Karşı Yürüyüşün 30. Yıl Dönümünde Kadınlar Anlattı yazısı. Feminist Dergi'nin Ekim 1987 sayısı. Tarihi Yurtçu Kadın Forumu'nun az sonra bahsedeceğim tarih serisi tanım ve çağrı metinlerinden yararlandım. Öncelikle bir kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Diş hekimi olduğumu söylediler zaten. Ama onun dışında kendimi tanımlamayı daha çok sevdiğim sosyalistim ve feministim. Aktif olarak feminist politika içerisinde yer almaya çalışıyorum. Yurtçu Kadın Forumu'nda aktif olarak yer almaya çalıştığım yerlerden birisi ve ilki. İlklerinden birisi aslında. Bunlar dışında 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün organizasyonunda, 25 Kasım Kadın Platformu'nda, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'nda, Barış İçin Kadın Girişimi'nde, etkinliğine yeni başlamış olan Kadınlar Grevi İnisiyatifi'nde yer alıyorum. Duyurmuş olayım, sosyal medya hesapları daha yeni açıldı, 2 gün önce falan açıldı. Takip etmenizi öneririm. Kendimle ilgili söylemekten hoşlandığım bir şey var. Bu hem Yoğurtçu Kadın Forumu'nun, bu arada Yoğurtçu Kadın Forumu'nu biz YKF diyoruz kısaca. Böyle bahsedeyim, kulak tırmalamamış olayım. Bunun YKF'nin ve benim birçok kadın için önemini anlatmak için söylemeyi önem buluyorum. Ben kendime YKF sayesinde feminist dedim. Bunu da birçok başka kadından da duyuyorum, duydum, hala da duymaya devam ediyorum. Feminizme, feministlere bu kadar saldırının, bu kadar ön yargının, bu kadar bilginin, bilgisizliğinin olmadığı bir ortamda, bir toplumda bunun çok önemli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Peki bizim için çok önemli dediğim bu Yurtçu Kadın Forumu'nun nasıl başladığına, nasıl devam ettiğine biraz değineceğim. YKF Gezi Direnişi'nin bir parçası olan Feminist Kadınların çağrısıyla toplandı ve ilk forumunu 26 Haziran 2013 tarihinde Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda yaptı. O yüzden ismimiz Yoğurtçu Kadın Forumu. Yoğurtçu Parkı'nda ilk forumun yapılmasının ayrıca kadınlar için, kadın tarihi için, feminist tarihi için, feministler için çok büyük başka bir önemi daha var. 17 Mayıs 1987'de Türkiye'de kadınlar ilk kez kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü. Çankırı Asli Hukuk Mahkemesi Hakimi Mustafa Durmuş'un, özellikle ismini belirtiyorum, tarihe bu sözleriyle geçsin. Bir kadının boşanma talebini kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin diyerek reddettiği ortaya çıkıyor. Daha sonra kadınlar erkek şiddetinin toplumda ne kadar meşru kabul edildiğini gösteren, örnekleyen bu karara karşı protesto telgrafları çekiyorlar, dava dilekçeleri veriyorlar toplu olarak. En sonunda da bu yürüyüşü örgütlüyorlar. Aynı zamanda tarihsel açıdan başka bir önemi daha olan yürüyüş, İstanbul'da 12 Eylül askeri darbesi sonrası ilk izinli kitlesel yürüyüş, bu yürüyüş. Feminist hareket açısından da bir dönüm noktası. Yürüyüşten sonra şiddete uğrayan kadınlar için danışma merkezlerinin açılması, işte kadın sığınaklarının açılması için bir sürü kampanya çalışma başlatıyor feminist kadınlar. Bunun gibi birçok çalışma var. Bunlardan şimdilik yani hem konu çerçevesi anlamında ve zaman çerçevesi olarak da bahsetmeyeceğim. Feminist kadınların çağrısıyla toplandı dedik. Yaz aylarının ve o zamandan beri yani 2013 tarihinden beri her çarşamba hiç aralıksız toplanıyoruz. Ara verdiğimiz tek zamanlar belki bir kadın eylemi, bir kadın etkinliği varsa, denk gelmişse çarşamba gününe hepimiz orada olduğumuz için forumu sadece o şartla yapmıyoruz. Yaz aylarında açık havada yapıyoruz. Forumu şeyde parkta, Yoğurtçu Parkı'nda yapıyoruz. Onun dışında kapalı alanda yapıyoruz. Örgütle hareket ediyoruz. Bilindik anlamda bir yönetim kurulu vesaire olan bir örgüt değiliz. Adı üstünde forumuz. Feminist ilkelerle hareket etmeye çalışıyoruz. Fakat sadece feministlerin katılabildiği, feministlere açık olan bir yer değil. Tek gelemeyen kesim erkekler. Forumu oluşturanlar o hafta kimlerse onlar oluyor. Belli bir sabit kadrosu yok. Temsilcisi, sözcüsü, yönetim kurulu olan bir örgüt değil. O zaman ben Nece olarak bulunuyorum. Karı Kutu Derneği bize bir davet gönderdi. Foruma katılan bir arkadaşa gönderdi. Arkadaş da onu mail de paylaştı. Forumda gündem olarak paylaştı. Katılmak istiyor muyuz? Katılırsak nasıl katılırız? Gönüllümüz var mı gibi bunu forumu açtı. O gün foruma kimler geldiyse onlar tartıştı yani. Katılmak istediğimize karar verdik ve ben gönüllü oldum.
Bu konuşma içinde kendim hatırlatıcı olsun diye bir metin yazdım. Hem de foruma bunlardan bahsedeceğim diye belirtmek için. Ekleme çıkarma var mı? Yanlış bir şey var mı? İstenilen, bahsetmem istenilen başka bir şey var mı gibi bir metin çıkardım. Bunu bu şekilde anlatmamın sebebi burada olmamın somutluğu üzerinden forumun nasıl işlediğini, karar alma mekanizmalarımızın nasıl işlediğini anlatmaya çalışmak. Onun dışında işleyiş açısından tartışmalarımızı forumda halka olup yapıyoruz. Bir konuşmacımız olsa bile, sunum olsa bile önce sunum yapılıyor, sonra tekrar halka haline alıyoruz. Söz isteyenlerin karışmaması için, konuyu toparlamak için kolaylaştırıcımız, not alıcımız oluyor. Not tutucumuz aynı zamanda bir arşiv planımız var. Çünkü 2013'ten beri devam eden forumun bir tarihini de tutmak istiyoruz. Yani konuşulan konuları, yapılan tartışmaların bir tarihi de olsun istiyoruz. Bunun için çalışmalar ve toparlamalar sürüyor. Ve ay gönüllerimiz oluyor. O haftanın Facebook etkinliğinin açılması, konuşmacı olacaksa onunla iletişime geçilmesi gibi teknik işlerle ilgilenen sadece. Bunlar kendinden oluşmuş bir rotasyon sistemiyle belirleniyor. Gönüllüye dayanan bir sistem. Gündemlere ve özellikle tarih serisi yapmıştık. Bu tarih serisine geçmeden önce başka etkinliklerimiz de oluyor. Gündemli toplanma dışında. Mesela yılda bir veya iki kez takas şenliğimiz var. Kıyafet ve aksesuar ağırlıklı. Temiz giyilebilecek konumdaki şeylerimizi getirip istediklerimizi alıyoruz. Amacımız tabii ki kapitalizmin bu sonsuz ihtiyaç yaratma ve ihtiyaç dışı tüketime dayatma konusunda bir başkaldırı yapmak, bunu reddedebilmek ve dayanışmayla güçlenebilmek. Ayrıca göçmen kadın arkadaşlarımızı ayrıca ekstradan davet ediyoruz bu dayanışmamıza, takas şenliğimize. Çünkü sürekli bir araya gelemediğimiz, hayat şartlarından ve mesafelerden sürekli bir araya gelemediğimiz bu arkadaşlarımızla başka bir iletişimimiz olsun, yani somut bir iletişimimiz olsun istiyoruz. Yılda bir mezat yapmaya çalışıyoruz. Tek erkeklerin katılımına açık etkinliğimiz bu. Alışveriş yapabiliyorlar. Burada kazanılan parayı da hayatını savunan tutuklu kadın arkadaşlarımızla dayanışmak için kullanıyoruz. Bazı kadın ve feminist eylemlerde ihtiyaç varsa onunla dayanışmak için kullanıyoruz. Onun dışında yılbaşı partimiz ve yıldönüm pikniğimiz oluyor. Yıldönüm pikniğimiz konsepte uygun olarak Yurtçu Parkı'nda oluyor. Kadın platformlarıyla, feminist platformlarla temas halindeyiz sürekli. Örneğin yaklaştığı için hem duyuru olsun, hatırlatma olsun diye de söylüyorum. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün bildiri dağıtımlarını, işte afiş ve benzeri işlerini Yoğurtçu Kadın Forumu üstlenebiliyor Kadıköy ayağına orada olduğundan dolayı. Bir kere de sosyal medyada çok arttığını fark ettiğimiz ve çevremizde çok gözlemlediğimiz teşrif çağ konusunda bir atölyemiz oldu. Bir tam günlük bir atölye oldu. İlişkilerde cinsel şiddetle baş etme yollarından biri olarak teşrif ifşa isimli tam günlük bir atölyeydi. Rutin olarak ise haftanın her hafta farklı bir gündemle toplanıyoruz. Bu gündemler yine forumda belirleniyor. Bir sonraki haftanın gündemi bir önceki hafta o foruma katılanlarla belirleniyor. Bir gündem odasımız var, oradan seçebiliyoruz. Gündemlerimizin çerçevesi çok geniş. Yani kadınlarla ilgili olan aslında her şeyi konuşabiliyoruz. Kadınlar, haklarımız, LGBT+ bireyler, feminizm, günlük siyaset, beden politikaları, cinsellik, yani daha saymadığım birçok konumuz var. Bazı konuların tek haftalık gündemlerle, tartışmalarla konuşamadığımız, yani bize yetmediğini, daha fazla tartışma ihtiyacımız olduğunu hissettik. Bununla da bir seri yapma fikri geldi bizim aklımıza. Birkaç serimiz oldu. Bunların isimleri kısaca şöyle: Annelik, Aile ve Devlet Üçlemesi, Psikoloji serisi, Queer serisi ve Tarih serileri yaptık. Bugünkü konuyla ve işte seminerle de bağlantılı olarak kısaca tarih serisini bahsedeceğim. Yani gelen davette de bu merak edildiği üzerineydi zaten. Tam ismi Tarihin Gizli Öznesi ve Mücadele Tarihi serimizin 9 başlıktan oluşuyordu. Konu başlıklarını ve çalışmalarını bize aktaran hepsinde bir konuşmacı arkadaşımız oldu. Bize aktaran kadın arkadaşlarımızın isimlerini özellikle dillendireceğim. Hem yazılmamış bir kadın tarihinin olması açısından, hem görmezden gelmiş birçok kadının ismi olması açısından, hem de başlıkların bize birçok şeyi anlattığını düşündüğümden bunu önemli görüyorum özellikle. Örneğin, yani örnek vermem gerekirse, basın tarihi dışında bırakılanlar, ilk kadın gazeteciler isimli bir forum başlığımız vardı bu seride. Bu başlık bile bize çok fazla şey anlatıyor aslında kadın tarihi ve kadınların yok sayılmaya ve görünmezleştirilmeye çalıştığına dair. Patriarkanın nüfus ettiği her alan biliyoruz
kadınlar için bir mücadele sahası, mücadele alanı. Tarih ve tarihler de kadınların en büyük mücadele, yani var olma mücadelesini verdiği alanlardan biri. Resmi tarih ve bunun dışındaki alternatif ve muhalif tarihler de erkeklerin kendi tarihlerini yazdıklarını ve burada özne olduklarını, ama hiçbir kadının bir özne halinde olmadığını, hiç bahsedilmediğini bile görüyoruz. Bu erkeklerin özne olarak konumlandırıldığı bu hikayelerde kadınların hikayesini anlatmakta biraz biz kadınlara düşüyor aslında. Hem kendi tarihimizi kendimizden dinlemek istedik, hem de tarihi dönüştürmenin, geliştirmenin yollarını birlikte kafa yoralım diye böyle bir seri düşündük. Başlıklara dair birkaç cümle söyleyerek devam edeceğim. Çünkü kadınların tarihin ve hafızanın hangi alanlarından silindiğine dair somut örnekler verdiğini ve çok şey anlattığını düşünüyorum. İlk hafta Hülya Akpınar arkadaşımız vardı. Eril Destanlara Karşı Kadınlar Kendi Tarihini Yazıyor başlığı bizleydi. Tarihsel bilgiyi kimin ürettiği, nasıl ürettiği, neyi anlattığı, kadınların tarihinin neden gizlenmeye çalışıldığını, yaratılan tarihin yıkılıp kendi tarihimizi nasıl yazabileceğimizi konuştuk. İkinci hafta Necla Akgökçe bizimleydi. Feminist tarih yazımıyla da tartıştık. Kadınların tarih içerisindeki görünürlüğünün neden önemli olduğu, kadınların hangi mekanizmalarla tarih dışına itildiği, kaynak sorunu olup olmadığı veya kaynak sorununa nasıl bakılması gerektiğini konuştuk. Toplumsal cinsiyet tarihçiliği ve feminist bir tarihten bahsedilip bahsedilemeyeceğini konuştuk. Üçüncü hafta Feryal bizimleydi. Kadınlar vardı kitabında. Türkiye Sonundan Kadın Portrelerini konuştuk. Kendisi zaten bahsedecekti çok güzel bir şekilde. Dördüncü hafta Ebru Aykut'un anlatımıyla 19. yüzyıl Osmanlı taşrasında hane içi çatışmalar ve kocalarını zehirleyen kadınlar başlığını konuştuk. Bu gündem çerçevesinde hukukun cinsiyetli ve cinsiyetçi bir kurum olduğuna, kadınlar ve erkeklerin hukuk sistemiyle karşılaşmalarında cinsiyetçi kodların cisimleştiği, yeniden üretebildiği, alt üst edilebildiği ama daha çok yeniden üretilebildiğini üzerinde durduk. Bu konuşmada 19. yüzyıl Osmanlı mahkemelerinde kocalarını zehirleyerek öldürmekten hüküm giymiş kadınlara seslerini, tecrübelerini merkeze alarak suçu ve hukukun cinsiyetini tartıştık. Okuma yazması olmayan bu kadınların, yani bir kayıt bırakabilme ihtimali olmayan kadınların tecrübelerine dava sorgu kayıtlarıyla, sorgu raporlarıyla, istintaknameler deniyormuş bunlara. Bunlar vasıtasıyla ulaşabilmiş Ebru arkadaşımız. Bu raporlar sayesinde de yani aslında elde edilen şey çok güzel, çünkü ücra köy ve kasabalarda üstelik hane içerisinde olan şeylere dair bilgi edinebilmiş. Erkek şiddetini, namus kodlarını, kocalarından kurtulmak isteyen kadınların arzu ve öznellikleri ne anlama imkanı bulmuş. Beşinci hafta elektrikli modernleşme, kadın ve gündelik hayatın değişen ritmini konuştuk. Nurçin İleri arkadaşımız bizimleydi. Elektriğin üretimi, kullanımı ve kullanımın artışıyla beraber sanayide, kentte, ev içinde hızlı bir dönüşüm yaratması ve bu dönüşümün kadınlara nasıl yansıdığını, örneğin kamusal alanda aydınlatmanın vesairenin artmasıyla, ulaşımın başka türlü artmasıyla iktidarın kamusal alan söylemlerini, güvenlik söylemlerini nasıl değiştiğini konuştuk. Kadınlar üzerinden tabii. Elektrikli ev aletlerinin yaygınlaşmasıyla da ev içi emeğin, görünmeyen emeğin form değiştirmesini konuştuk. Altıncı hafta Paris Komünü'nde kadınlar başlığı vardı. Bunu ben aktarmıştım. İlk günden son güne kadar komünün merkezinde olan kadınları konuştuk. Yazım dünyasında çok farklı biçimlerde adlandırılmış bu kadınlar. İşte Paris'in kötü kadınları, işte masum kurbanlar, eşler, anneler, kadınlık doğalarını inkar etmiş ve artık kadın olarak nitelendirilemeyecek savaşçılar, kötülükle bütünleşmiş olan kundakçılar falan gibi tanımlamalar yapılmış. Bu şekilde siyasi özneler şeklinde anlamlar yüklenmesi, tanımlamalar yapılması ve hatta bu kadınların görmezden gelinmesi 19. yüzyılda toplumsal cinsiyet rollerinin aslında etkisini bize biraz anlattı. 7. hafta Sezen Yılmaz arkadaşımız vardı. 1. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı Devleti'nde kadınların çalışma hayatına katılımı çalışmasını bize sundu. Emek tarihindeki işçilik sınıfı bilinci olarak hep erkek fabrika işçisi tanımı
eleştirerek ve işte kadın işçilerin sayısal olarak bile emek sektöründe görünmemesini anlattı. Fabrikalarda, atölyelerde, tekstilde, tarımda, ev içi üretimde, dükkanlarda, seks işçiliğinde kadınların hep olduğunu, ancak kadınların varlığının devlet ve erkeklerce savaş dönemlerinde ucuz ve ikame edilebilir iş gücü olarak sunulduğunu ve görüldüğünü anlattı. 8. hafta, çok az kaldı bitiriyorum. 8. hafta Hülya Osmanoğlu bizleydi. Osmanlı'dan erken cumhuriyete kadın hareketi başlığıyla. Sınıf mücadelesinin ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin dünyayı sarstığı 20. yüzyılda başlarında Osmanlı'da yükselen kadın hareketini Ermeni, Müslüman, Türk, Kürt, Çerkez kadın hareketleri, kadınların örgütlenmeleri bağlamında konuştuk. Birinci dalga feminist hareketin sadece burjuva hareketi olarak nitelendirilemeyeceğini, feminist mücadelenin o günden bugüne kadar uzanarak taleplerinin dönüşümünü, değişimini, neler olduğunu konuştuk. 9. ve son hafta olarak Handan Koç bizimleydi. 80'lerden itibaren Türkiye'de feminizm tarihini konuştuk. 80'lerde feminist hareket deyince ne anlamalı? Teoriyi pratiğe nasıl uygulayabiliriz? Sosyalist feminizm ve radikal feminizm arasındaki ayrışmalar nelerdir? Kadın çevresi dergi, feminist dergi, kadın kurtuluş bildirgesi gibi değişen dostlar, değişmeyen düşmanlar, tarihi kapışmalar, feminist kampanyalarımızdan bahsettik. Konu başlıklarımızdan da anlaşılacağı üzere emek, kamusal alan, özel alan, hane içi, hukuk, devrim süreçleri, Osmanlı, Türkiye solu gibi birçok alanda tarihsel olarak kadınların görmezden gelinmeye çalıştığını çok net fark ediyoruz. Bununla beraber şunu da fark ettik çok önemli olarak. Kadın tarihinin özneleri olan kadınlar tarafından feminist bir tarih yazımının da ortaya çıkmaya çıktığını. Kadınların kadın ve feminist tarihinde çok değerli çalışmalar, akademik çalışmalar, araştırmalar, işte okuyup yazma, çizmeler yaptığını görebiliyoruz. Karakutu Derneği'nin bu seminerleri de gerçekten kadın tarihi adına çok değerli. Türkiye'de kadın hareketinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz, Yoğurtçu Kadın Forumu'nun önemli parçası olduğunu düşünüyoruz. Kişisel olarak ben de öyle düşünüyorum. Biz davet ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Forumdan sizlere sevgi ve selamlar getirdim. Emeğinize sağlık. Çünkü yani pek çok arkadaşım burada hem gönüllü olarak ya da işte çalışan olarak emek veriyorlar. Benim çok kısa bir süre önce haberim oldu. İyi ki de oldu. Özellikle Beyza'ya çok teşekkürler. Haberdar ettiği için öncelikle. Aslında bir sunuş hazırladım ama Meral Hanım'ın ve Şahika'nın söylediklerinden de yola çıkarak biraz kendi tarihle ilişkilenmemden söz ederek başlayayım istedim. Çünkü yani bu da bir parçası tabii, feminist olma sürecim benim de tarihe merak sarmamla birlikte başladı. Pazartesi dergisi 1996'da fark etmemle birlikte Beril Ayıboğlu kadın tarihi sayfasını hazırlıyordu ve beni çok heyecanlandırmıştı. Osmanlıca öğrenmek gibi bir iş edindim o dönemde kendime ve de hiç o, yani ben farkında olmadan kadın kütüphanesinde de bir hummalı çalışmayla bibliografya, kadın bibliografyası, kadın dergileri, Osmanlıca kadın dergileri bibliografya çalışması yapıldığını öğrendim. Ve bu müthiş bir şeydi o zaman. Çünkü çok azımız birçok şey hakkında minik minik bir şeylerden haberdar oluyorduk. Şöyle ki işte Kadınlar Dünyası dergisinin varlığından 1996, tekrar hatırlatıyorum, tarih önemli çünkü. Ve bu bibliografya sayesinde aslında
40 küsur Osmanlıca Kadın Dergisi'nin varlığından haberdar olduk. Ve de işte bir yandan Pazartesi'deki dediğim gibi tarih sayfası, benim o tarih sayfasıyla ilişkilenmem o tarihin derinliklerine bir şekilde girmeme vesile oldu diyeyim. Mesela ilk şeyim çok böyle acemice portre çalışmam Fatma Aliye ile ilgilidir. Fatma Aliye çok az kitabının transkripsiyonu yapılmıştı. Hayal ve Hakikati Osmanlıca'dan okudum ve şey sorusu, yani hemen tabii şimdi birçok şeyin farkındayız, biliyoruz, sorguluyoruz ama işte hakikat kısmını niye bir erkek yazıyor, kadın hayali yazıyor diye Pazartesi'de bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sonra bu şey sayfasını ben üstlendim. Beril'den, Beril Eyüboğlu'ndan devraldım. Ve ilk alana çıkmam, tarihle ilgili alana çıkmam diyeyim, Aziz Haydar Hanım, Kadınlar Dünyası yazarlarındandı kendisi. Erenköy Kız Sesi'nin kurucularından. Ve işte o dönem 19. yüzyıl sonlarında bileziklerini bağışlayarak Sultanahmet'te bir ana çocuk mektebi. Mesela şimdi siz Sultanahmet gezisi yaparken aslında bu da dahil edilebilir. Ana çocuk mektebi açıyor. Nerede açtığını bilmiyorum. Bilmiyoruz tabii. Ama bakılabilir ayrıntılı olarak o Aziz Haydar'ın Kadınlar Dünyası'ndaki metinlerine tekrar bakılabilir. Aziz Haydar'ın gelinine ulaştım. O dönemde koşu yolunda oturuyordu. Ve sözlü tarih yaptım. İyi ki de yapmışım. Çok kısa bir süre sonra gelini de kaybettik. İşte o ayrıntılı olarak Erenköy Kız Lisesi ile ilgili pek çok bilgi aktarmış oldu bana. Ve çıktım gittim Erenköy Kız Lisesi'ne. O dönem hoş bir müdüresi vardı, bilmiyorum sonra, çünkü müdürler değişiyor, anlayış değişiyor filan. Bana çok yardım etti. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuş olan pek çok ilk kadının bilgisine ulaştım diyeyim. Böyle bana bir şey verdi. Hatta şeyle, kurşun kalemle yazılmış sarı saman kağıdıyla kadınların portrelerini. İşte ilk yüksek su mühendisi Mülhime İnce, Jale Baysal Kadın Kütüphanesi'nin kurucusu. İşte Nusret Gökdoğan'a oradan ulaştım zaten, ilk kadın astronom olarak geçiyor. Tabii o, bu ilklere de intinayla yaklaşmak gerekir. Bunu da söylemiş olalım. Bunun gibi pek çok kadın, emniyet müdürü mesela, Şükran Hanım filan. Kadın Eserleri Kütüphanesi o dönem sevgili, kısa bir süre önce yitirdiğimiz Aynur İlyasoğlu oradaydı ve aslında sözlü tarih meselesini ilk ben ondan duydum. Bu vesileyle onu da almış olalım tekrar. Bilar vardı İstiklal'de, belki hatırlarsın. Bilardı Aynur bize sözlü tarihin ne olduğunu, yine 96-97'lerden söz ediyoruz. Sare Okçuoğlu'yla ilk sözlü tarih çalışmasını gerçekleştirmişti. Anlattı ve biz çok heyecanlandık. 5-6 kadındık. Daha burada gerçekten sözlü tarih hiç bilinmiyordu. İyi ki de tanıştım ve ben çok gençim, işte heyecanlıyım, bir şeyler yapma hevesindeyim. Hevesimi kırmadı. Hevesi kırmamak çok önemli. Bunu da altını çizeyim. Beril Eyüboğlu, onun için özellikle söyledim. O acemice, bu çatapat şey, kötü yazıyı hiç geri çevirmedi ve saatlerce bir kafeye gidip benim Fatma Aliye yazım üzerinde çalıştığımızı hatırlıyorum çünkü. Aynur da şey dedi, bu Erenköy Kız Lisesi'nden ilk mezun olan kadınları biz Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne sunalım ve bir proje yapalım, bir ekip kuralım, şey, çalışmaya başlayalım. Fakat bir türlü o proje
geçirilemedi filan. Biz kendi Aynur'un çabası ve Aynur'un öğrencilerinin çabasıyla mesle mülakat sözlü tarih yaptık. Onların bir kısmı bende, bir kısmı nerede bilmiyorum filan. İşte böyle siz dediniz ya Meral Hanım, tesadüfler aslında kadın tarihi açısından son derece belirleyici. Yani ben Aziz Haydar'ın geliniyle o şeyi yapmasaydım, görüşmeyi, Eren Gökhan sesini, o bilgileri almasaydım onlar bugün olmayacaktı gibi. Yavaş yavaş, çünkü oradan Eren Gökhan sesinin derneği kuruldu ve çoğu şeyi, bilgiyi ben onlara büyük bir iç rahatlığıyla, çünkü biliyorsunuz arşiv meselesi, kayıt meselesi bizler için çok önemli. Onun için bu kütüphanenin varlığı çok önemli. Nasıl korunuyor, nasıl aktarılacak bir kuşak sonra filan sorularımızın yanıtlanması gerekiyor çünkü. Çok canı gönülden bu dernekte bu işi sahiplenmiş kadınlar var. O böyle yani, bir şekilde bir yerlerden hoş bir tesadüfle feminist, bana yüreğini kalbini açan kadınlarla buluşmak bu alana girmemi sağladı aslında. Böyle şey yapmış olayım, girizgah yapmış olayım. Uzun da bir girizgah oldu tabii. Sonra gelelim bu çalışmaya hemen. 7 dakikalık da aslında kitabı minik bir tanıtımını yapan videomuz var. Onu izleyeceğiz. Dipnot yayınlarından Sosyalist Soldan Portreler diye bir kitap çıkmıştı 2016 yılında. Ve bir tek Beyce Boran var kadın olarak. Emir Ali de Dipnot'un şeyi işte, sahibi, arkadaşımız aradı beni. Tabii ben şeye hazırlanıyorum, yani bir şey yazmak lazım. Yani nasıl bir şey ya? Bir tek Beyce Boran'ı mı biliyoruz sosyal bilimci olarak? Sosyal bilimci ve başka hiçbir kadın yok diye böyle düşünürken aradı ve şey dedi, yani sen bizi dövmeden böyle bir çalışma yapar mısın? Yani böyle bir şeye girişir misin? Ben de çok büyük bir zevkle kabul ettim. Çünkü zaten çok hevesliydim. Yani aklımda olan bir şeydi. Ama hani nasıl kurtarırız, ne olur ne biter derken bana böyle bir teklifle gelmesi heyecanlandırdı, motive etti aynı zamanda. Ve hemen kolları sıvadık. Kadınlar nasıl seçildi? Ve yazarlar nasıl seçildi? Tabii bu şey, uçsuz bucaksız bir yandan da ve de her çalışmada, tarih çalışmasında özellikle olduğu gibi bir şey, kazı çalışması. Sembolik isimler ya da alanında öne çıkmış tabii yayın evinin hep çok kalın olmasın gibi de bir derdi var. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun için derdimizi anlatacak şekilde en çok şeyi nasıl söyleyerek bu işi yapabiliriz düşünüldü tabii. Ve kim en iyi şu portreyi nasıl yazar? Ya da bu yazar da olsa ne iyi olur diye çok yakın arkadaşım tabii. Onun da bir avantajı var birlikte çalışmanın. Yani nasıl yazdıklarını, ne kadar özenli olduklarını bildiğim kadınlar. Zaber Yeseyan, Meral Hanım da söz etti. Zaten olmazsa olmaz portrelerden biriydi. Gerçekten sembol isimlerden birisi. Mutlaka olmalıydı. Melike'nin de böyle bir çalışması vardı. Hemen kabul etti. Mari Beylerian, okurken yani bu şey gerçekten portrelerin hepsi kendi içerisinde çok hem hüzünlü hem umut verici, öyle diyeyim. Kadınların bütün aslında
hikayelerinde, bütün kadınların yaşamlarında olduğu gibi. Ama şeyle, Zehra Kosova'yla Marie Beylaryan en yani dokunaklı portreler. Çünkü Marie Beylaryan hiç bilmediğimiz bir isimdi. Ben de Kavuş sayesinde öğrendim. 1877 Beşiktaş doğumlu. Hınçak Partisi'nde üye oluyor. Osmanlı soygununda o dönem böyle ucundan bucağından eklemleniyor. Yurt dışına çıkmak durumunda kalıyor ve Artemis isimli bir dergi çıkartıyor. Kadın dergisi çıkartıyor. Sonra meşrutiyet dönemi işte böyle güzel rüzgarlar esiyormuşa aldanarak yurda geri dönüş yapıyor ve maalesef 1915 katliamında, soykırımında nerede olduğunu bilmiyoruz, bilmediklerimizden biri, yaşamını kaybediyor. Yaşar Nezihe, Meral Hanım gösterdi PowerPoint'le. 1 Mayıs şairi olarak bilinir ya, siz de öyle zikrettiniz. Doğru, yani hepimizin bildiği oydu. Fakat Hazal gerçekten Yaşar Nezihe'nin binlerce divan şiirini inanılmaz bir böyle çabayla girişerek altından kalktı ve başka bir Yaşar Nezihe portresi çıktı. Yaşar Nezihe hiç durmadan yazmış. Yani inanılmaz bir şey. Ve de yani o 1 Mayıs şairinin şeyi kalkınca üzerinden tortusu bambaşka bir Yaşar Nezihe aslında, neşeli ve başka bir kadın olarak çıktı karşımıza. Yani bir yanıyla o gölgelemiş onu, bütün o üzerini kapatmış ve de bir klişe şeklinde, yani Yaşar Nezihe işte bir Mayıs'ın şahidi. Gionni, Atina Gionni tabii şey de yani Osmanlı Kadın Hareketi deyince gerçekten bu adaletin feryadı hepimizi bir kendine getirip allak bullak etti. Yani bu Osmanlı Türk kadınına şimdiye kadar bakışımız, yanlış bakışımız, işte şaşı bakışımız zıdan çıkıp başka bir şey, yani başka yerlere niye bakmamışız şimdiye kadar? Çünkü bir kendimize getirdi. Dolayısıyla tabii ki bu topraklarda Çerkez, Rum, Süryani pek çok milletten kadın olduğunu biliyorduk. Ama işte bunların bilgisine ulaşmamız kolay değildi. Sağ olsun Anna Vakali ile Narcide Berber, Atina Gionni, o da Bakırköy'lü bir feminist, sosyalist feminist diyen kendisine, kadınlardan Osmanlı döneminde yaşamış. Onlar da Atina Ulusal Kitaplığında çalışarak bu portreyi hazırladılar. Zehra Kosova, çoğumuz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ben tanıştım da şanslıyım o nedenle. Zihni Anadolu'la birlikte Evrensel Kültür'de Ben İşçiyim kitabını imzaladı falan bana ya. Yani. Onun için şey, kısa bir süre sonra da yaşamını kaybetti. Hem Ben İşçiyim kitabı hem de kaynak kişilerle, onu tanımış olan kişilerle derinlemesine mülakat yaparak bir portre yazdı. Tabii o Zehra Kosova çok dev bir anıt gibi bir karakter. Yani çok sağlam, komünist, baştan aşağıya. Niye bu kadar hüzünlü geldi derseniz, tabii yani hepsi buradaki portrelerin feminist bakış açısıyla yazıldı ve gündelik yaşam, yani o özel alanla kamusal alanın sınırının ihlal edildiği yerde aslında bizlerin portreleri başladı. Ve çocuklarını nasıl bırakarak davaya kendini adadığından söz edildiği yerler ve de bir kızının nerede olduğunu hiç bilmiyoruz. Sovyetler'de bırakıp buraya geliyor ve hiçbir haber alınamıyor sonrasında gibi.
Şeyi de bilmiyoruz tabii. Zehra Hanım'la bu konuşulamadığı için ne hissediyordu, ne yaşıyordu diyordu. Falan hiç bir bilgi sahibi değiliz. Fatma Nudi'ye de tabii çok gölgede kalmış kadınlardan. Hikmet Kıvılcım'ın doktor geleneğinden geliyor ve tam da aslında belki de başkan olacağı zaman nasıl olamadığını yine böyle ince ince araştırıp ederek Canan Özcan Hollanda Ulusal Arşivinden o dönem yani tesadüfi olarak Hollanda'da bulunuyordu ve yazdı. Sevim Belli tek yaşayan kadın, komünist işlerinde biliyorsunuz. Boşuna bir maç çiğnedik kitabını Esen Özdemir yazdı Sevim Belli'yi. Esas olarak onu onun ekseninde ele aldı. Sevim Belli ile ilgili de yazılmış çok şey vardı ve onlardan da yararlandım. Maalesef sözlü tarih ya da derinlemesine mülakat olamadı. Çünkü artık kopmaya başlamıştı Sevim Hanım'ın zihni, Belli'yi. Onun için yazdıkları üzerinden bir portre oluşturuldu diyeyim. Şirin Cemgil kitaptaki en ilginç portrelerden Sinan Çay'ı görmüşsünüzdür ya da okumuşsunuzdur. Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı 2016 yılında. Çok sevdim ben Sinan Çay'ı. Sinan Cemgil'in eşidir zaten Şirin Cemgil. Ama şeyi biliyorduk, cenazesi İstanbul'a getirildikten sonra Şirin Hanım'ın konuşma yapılırken Şirin Bey diye konuşuldu. Yani Şirin Bey diye hitap edildi kendisine. Bu mesela dehşet bir şey. O kadar alışılagelmiş ki o hareketin içerisinde, soğuk hareketin içerisinde beyler, abiler. Bu anekdot tabii sonradan Şirin Cemgil'in yazdığı Sinanca'da bu bilgiye ulaşmak mümkün değil ama cenazesi bu şey yani beni çok etkilemişti. Sinanca çok ilginç bir kitap. Çok öneririm okumanızı. Bir gözlükle baktığınızda Sinan'a olan aşkını, tutkusunu görüyorsunuz ama bir yandan da bir kadın, sosyalist bir kadının gündelik yaşam deneyimine ilişkin de çok fazla bilgi var. Ve de Necla feminist bir bakış açısıyla kitabı yorumladı, tekrar ele aldı. Oradan bir portre çıkardı. Yani tamamen Sinanca'ya feminist olarak bakmak, feminist olarak okunmak nasıl bir şeydir? Oradan bir portre nasıl çıkar? Fotoğrafları da yorumlayarak ki fotoğraflar biliyorsunuz bizim için çok önemli. Sevgi Soysal, Leyla Erbil, ah bitti ve şey bitti. Ve ben öyle bir sunuş hazırlamıştım ki yani hiç ona şey gelmedi, iyi de oldu. Yani çok teorik, hafıza, kolektif, bellek, bize bir feminist olarak ne ifade ediyor, tarihle olan ilgisi, filan gibi böyle şey belki şöyle meseleler. Bir şey yapabiliriz. Yok, yok. Yani o videoyu ayrı gösteririz diye düşünmüştük. İsterseniz videoyu göstermeyelim. O yok gösterelim bence. Yani süreniz dışında şey, yok yok o zaten yok yok, yok hiç şey gerek yok. Şeyi söyleyeyim. Sevgi Soysal'la Leyla Erbil. Ya bu tabii benim bir yanıyla kişisel seçim. Yani bunu teslim etmek gerekir. Bence olmazsa olmazdı. Yani iki yazar da başyapıtlar bırakmış ve bir yanıyla Sevgi Soysal'a baktığımızda yani Tante Rosa, Yürümek hepsi yani o sol hareketin, sol camianın içerisinde kadın olmakla ilgili bize çok şey anlatır ya.
başucumuzda olması gereken kitaplardan. Leyla Erbil bambaşka bir şey zaten. Ve sonra film sosyalistken nasıl feminist olduğunu zihin kuşlarında çok böyle berraklıkla dile getirmiş kadınlardan. Her kitabı ayrı ayrı, ayrı üsluplar, ayrı biçim denemeleri, defalarca zaman zaman okunması gereken kitaplar. Yani böyle bir kitabın içerisinde, Türkiye Sonundan Kadın Portreleri içerisinde edebiyat olmazsa olmazdı ve Sevgi Soysal, Leyla Erbil gerçekten olması gerekiyordu. Suat Derviş bir şey demeye gerek yok zaten. Çoğumuz işte hem edebi kimliği hem gazeteciliği her yerde olmuş. Gerçekten çok kimlikli ve çok acayip sağlam duran, her yerde çok sağlam duran, hep kendisi olmaya çabalamış, hep debelenmiş. Hala biliyorsunuz romanları çeviriyor, yeni romanlarını keşfediyoruz, iyi ki de keşfediyoruz. Sabiha Sertel'le maceram, benim kişisel maceram çok ayrıdır. Yine pazartesiyle eklemlenen roman gibi okuyup orada uzun süre tartışmıştık. Ve yani o da tabii ki böyle bir şey içerisinde, çalışma içerisinde olması gerekir diyerek ben bitireyim. Buna bakalım isterseniz bir şey. Sıkılmadıysanız tabii ki bu kadar kadınlar hep vardı şeyin dinledikten sonra. Tabii pardon, Hatice Ezgi Sadet'e ithaf ettim kitabı. Hatice Ezgi benim Suruç katliamında yitirdiğim öğrencim. Öğrencilerimden bir tanesi. İki öğrencimi kaybettim. İkisi de bana öğrenciden çok daha fazlaydı, yoldaşımdı. Hatice Mimar Sinan'da dersimi alıyordu. Öyle. Kadınlar hep vardı ve var olmaya devam edecekler. Biz kadınlar, geçmişimize kavuşmak, hikayelerimizi kendi dilimizle, aslına uygun olarak yeniden anlatmak, kurgulamak, başka kadınların hikayeleriyle birleştirmek için hep mücadele ettik. Hazıra doğmadık. O nedenle, büyük annelerimizin tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği en küçük hakkın, tarih ve yaşantı parçasının peşindeyiz. Geçmiş, anı yığınlarından ve belgelerden oluşan bir olaylar kümesi değil bizim için. Gücümüzü borçlu olduğumuz, bugünü, geleceğimizi kurabileceğimiz bir menba. Ve biz, bu kaynağın sularında, oluşturduğu dere ve dereciklerde binlerce defa yüzmeye hazırız. Kadınlar hep vardı. Mesela 15. yüzyılda divan sahibi ilk kadın şair Mihri Hatun'dular. Hemcinslerine eksik akıllı diyen erkek şairlere, becerikli bir kadın beceriksiz bin erkekten, zihni açık bir kadın anlayışsız bin erkekten iyidir diye seslendiler. Zaman denilen o durdurulamaz nehir akarken, Abdülhamit istibdatına karşı hürriyet ve müsavat talepleriyle ortaya çıktılar, sürgün yediler. Dostlarını, akrabalarını, komşularını, evlerini, ocaklarını, bahçelerine elleriyle diktikleri nar ağaçlarını terk edip Mısır'a, İskenderiye'ye gitmek zorunda kalan Mare oldular mesela. Haklarında gıyabi ölüm kararı verildi ama susmadılar. Kıyımlara tanıklık ettiler, kıyımlardan kıl payı kurtuldular bazen. Yıkıntılar arasında dolaşırken, kıyım sonrasında yaşanan her insani ayrıntıyı yazılarına nakşettiler. Her şeye rağmen geleceğe, insanlığa karşı umutlarını yitirmediler.
kadınlığı ve barışı savundular. Kadın, hangi millete veya hangi sınıfa mensup olursa olsun barıştan yanadır diye haykırdılar. Zorbalar yer değiştirdi ama erkek cumhuriyetlerinde kadın erkek eşitliği, dışarıda özgürce dolaşma hakkı, seçme ve seçilme hakkı için mücadele eder bulduk kendimizi. Çünkü hep vardık ve var olmanın kadın olarak sorumluluğunun ne olduğunu, kimsenin bizlere hak bahşetmeyeceğini biliyorduk. Bir sınıfın diğer sınıf üzerindeki tahakkümünü yıkmak için ortaya çıkan sosyalist hareketlerin en ateşli savunucuları olduk olmasına da, teori de üretsek, illegalite koşullarında en ağır pratik görevleri de üstlensek, eşitliği kadınlar için uygulamaya yatkın olmayan, cinsiyetçiliğin kahramanlık olduğunu sanan yoldaş erkeklere karşı da hep bir var olma mücadelesi verdik. Atina hemşiremiz kadınlık davası için Ergatris, İşçi Gazetesi'nde "Biz kadınlar olarak bağımsız ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Modelimiz özgürleşmiş, bağımsız yarının kadını olmalı" derken geleceğin kadınının portresini çiziyordu. Torunlarının torunları olarak bizler de hala aynı ideallerin peşindeyiz. Kadınlar işçi oldular. Hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan Yaşar Nezihe gibi sınıf için en güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı şiirini yazdılar. Hayatları yoksulluk içinde geçti, sevdiklerini kaybettiler, unutuluşun kollarına terk edildiler. İşçi oldular Zehra Kosova gibi. Tütün fabrikalarında tütün dizerken bir yandan dönemin komünist partilerine üye oldular. Sınıfı savundular, sınıf mücadelesi için gazeteler çıkardılar, sınıfın muharriri, sınıfın örgütçüsü, sınıfın sendikacısı oldular, hapse girdiler. Fatma Nudiye, Zehra Kosova, Sabiha Sertel, Suat Derviş, Sevim Belli'nin yolları ya partiyle olan ilişkileri, ya hapishane arkadaşlığı ya da unutamadıkları Tan gazetesi yangını üzerinden kesişti. Birbirlerinin izlerinden gittiler adeta. Sosyalist mücadele içinde kendi birikimleri, kendi kimlikleri, kendi seçimleriyle var oldular. Ama çoğu kez ünlü sosyalistlerin karıları olarak geçtiler, erkekler tarafından yazılan resmi tarihe alternatif olma iddiasındaki tarih kitaplarına. Ve bir gün geldi kadınlar, "Emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz bizimdir" diye sokaklara dökülerek kadınların kurtuluşuna nefes verdiler. Bilimi, tıbbı, bilimsel yöntemleri, objektifliği, en önemlisi de tarihi sorgulamaya başladılar. Kadınlar tarihlerine sahip çıktıkça, tarih de tek öznelik hallerinden sıyrılmaya başladı. Ama daha da önemlisi, kadınlar kendi tarihlerini yazmaya başladılar. Tarihimiz, kocalara, babalara, yoldaşlara, erkek kardeşlere bağlı olmaktan kurtuldu. Kadınlar tarih yazmaya devam ediyor. Ne diyordu Yaşar Nezihe erkekler ve erkek egemenliği için? "Bugün onlara karşı metin olmalıyız. Niçin bir erkek için muttasıl yorulmalıyız? Bugün bu gamları onlar için sürüklüyoruz. Ümidimiz var Ati için. Ne bekliyoruz?" Evet, kendimizden, geçmişimizden, geleceğimizden ümitli olmak için gerekli birikime, bilince, pratiğe daha çok sahibiz artık. Çünkü biliyoruz ve bildiriyoruz ki kadınlar gerçekten de hep vardı ve var olmaya devam edecek. Sana ne, sana ne.